Merhaba arkadaşlar, bu videoda Windows'un Sandbox özelliğinden yani korumalı alanından bahsedeceğim sizlere. Sandbox arkadaşlar bizim için korumalı bir alan oluşturuyor ve bu alan içerisinde şüphelendiğimiz, zararlı olabileceğini düşündüğümüz uygulamaları çalıştırabiliyoruz. Yani bu sanal makine gibi fakat sanal makineden çok daha hafif ve hızlı bir uygulama. Peki Windows Sandbox özelliği hangi Windows'larda var? Hemen size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Windows 10 Pro, Enterprise Education sürümlerinde ve Windows 11'de Windows'un Sandbox özelliği var. Bu sayede istediğiniz herhangi bir şüpheli uygulamayı sorunsuzca çalıştırıyorsunuz ve sizin bilgisayarınız virüslerden ya da zararlı yazılımlardan zarar görmüyor. Peki nelere ihtiyacınız var başka? Bir kere bilgisayarınızın BIOS bölümünde sanallaştırmanın açık olması gerekiyor arkadaşlar. Bilgisayarınızın BIOS'unu girdiğiniz zaman işte buradaki gibi sanallaştırmayı bulmanız ve konumunu Enable pozisyonuna getirmeniz gerekiyor. Çok farklı BIOS türleri var arkadaşlar. Bütün BIOS'larda bu sanallaştırma farklı bölümlerde, farklı isimlerde karşınıza çıkabilir. Ama burada işte genelde yaygın olarak kullanılan isimlerini görüyorsunuz. Ve eğer ekstra bir işlem yapmadıysanız zaten genelde bu sanallaştırma BIOS'unuzda varsayılan olarak açık durumdadır. Peki gelelim hemen Sandbox'a arkadaşlar. Sandbox'ı yüklemek için arkadaşlar ben şu an Windows 11 kullanıyorum ama Windows 10'da da yapılacak işlemler aynı. Windows özelliklerini aç veya kapat bölümüne gideceksiniz arkadaşlar. Arama bölümüne yazdığım zaman veya denetim masasından ilerleyerek de ulaşabilirsiniz. Windows özelliklerini aç veya kapat bölümüne gidiyorsunuz. Burada arkadaşlar arayacağınız şey Windows korumalı alan veya Windows Sandbox. Windows korumalı, ben de Türkçe olduğu için Windows korumalı alan olarak karşıma çıktı. Windows korumalı alanı seçiyorum ve tamama tıkladım. Sanal makineden farklı olarak arkadaşlar burada gördüğünüz korumalı alan çok daha hızlı çalışıyor ve korumalı alanı her kapatıp açtığınızda sıfırlanmış bir bilgisayara sahip oluyorsunuz. Güzel olan tarafı da bu Sandbox'ın dediğim gibi ana bilgisayarınız, yani normal işletim sisteminiz Sandbox üzerine çalıştırdığınız uygulamalardan etkilenmiyor. Sandbox üzerine örneğin crack, seri numarası için keygen çalıştırabilirsiniz. Bunlarda virüs varsa da sadece Sandbox bundan etkilenir. Sandbox'ı kapattığınızda da bu virüs bilgisayarınızdan temizlenmiş olur. Şimdi yükleme işlemi bitti ve karşıma böyle bir ekran geldi. Bilgisayarı yeniden başlatmamı istiyor. Yeniden başlat diyerek bilgisayarı yeniden başlatıyorsunuz. Bilgisayar yeniden başladı ve uygulamaların arasına Windows Sandbox özelliği geldi arkadaşlar. Çalıştırmak için Windows Sandbox'ı tıklıyorsunuz. Donanım gereksinimi olarak arkadaşlar minimum 4 GB gerekiyor. İdeal çalışması için 8 GB RAM yeterli. Bakın dikkat ederseniz buraya ikinci bir masaüstü geldi. İşte burada Windows korumalı alan dediği alan, bu pencere tamamen güvenli bir ortam. Uygulamalarınızı, zararlı uygulamaları bu pencere içerisinde güvenli çalıştırabilirsiniz. Hemen test edelim. Yerlerden virüsler bulalım. Benim elimde birkaç tane adres var. Arkadaşlar videonun bu kısmı tamamen eğitim amaçlıdır. Bilginiz olsun. Burada yapacağınız işlemleri lütfen Sandbox üzerinde gerçekleştirin. Yanlışlıkla kendi bilgisayarınız üzerinde çalıştırmayın. Hemen şuradan gidelim. Keygen bulma sitesi. Photoshop diyelim. Buradan bir indirelim bakalım. Şuradan da virüs toteli açalım ki gerçekten virüs mü indiriyoruz bir emin olalım. İndirme işlemi tamamlandı. Ben hemen indirdiğim dosyayı açacağım. İndirdiğim dosyanın bir şifresi var. Web sitesinde yazıyordu 1-3-4-5 diye onu girdim. Bakalım böyle bir dosya indirdi. Peki bunu virüs totali bir tanıtalım bakalım. Gerçekten virüs müymüş?
şuradan da gerçekten bir virüsü indirelim. Bu arkadaşlar, bu adreste gördüğünüz web sitesi, virüs koleksiyonlarının, virüs örneklerinin bulunduğu bir web sitesi. Burada bir tane mesela şuradaki RAT'ı indirelim. Bilgisayarımıza kaydedelim. Bunların tabii yanlışlıkla çalıştırmayın diye birer parolası var. İşte burada görüyorsunuz infected parolası. İndirdiğiniz dosyayı doğrudan çalıştıramayacaksınız. Malware detected'ti bunda çalıştırdığım. Çalıştıralım bakalım ne olacak indirdiğim dosyanın içerisinde. Az önce Photoshop Cray indirmiştim. Hemen tıklayalım bakalım ne oluyor. Hayır dedim. Yine parola istedi. 1-2-3-4-5 şifresini girdim. Bakalım neler olacak. Pencereler açıldı, kapandı, bir şeyler kopyalandı. Bakın yine bir şeyler yüklüyor. Muhtemelen bunların attığı dosyaların tamamı virüs dosyası. True atı olma ihtimali çok yüksek. Bazı runtime'lar yüklü olmadığı için hatalar veriyor ama arka tarafta yine bir şeyleri yüklemeye devam ediyor. Görüyorsunuz hemen imajım de çıktı. Burada yaptığınız işlem, örnek veriyorum. Burada yaptığınız işlem arkadaşlar, şurada gördüğünüz masaüstünü etkilemiyor kesinlikle. Ben buradan çarpıdan kapattığım zaman, Windows korumalı alanı kapattığım an bütün yüklediğim işlemler silinecek, kaybolacak ve bilgisayarım hiçbir şeyden etkilenmeyecek. Ana bilgisayarınızdan bu alana copy paste arkadaşlar dosya aktarabiliyorsunuz. Diyelim ki ana bilgisayarınıza bir tane dosya indirdiniz. Bunu kopyala deyip Windows korumalı alana gidip yapıştırabiliyorsunuz. Uygulamayı eğer burada indirdiyseniz, yani normal bilgisayarınızda indirdiyseniz doğrudan copy paste korumalı alana aktarıp burada da bu dosyayı normal bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Bir tane uygulama yükleyeceğim. Az önceki gerçekten virüs olduğundan emin olduğum dosyayı açabilmek için. Sanırım bir tane RAT indirmiştim. Remote Access Tool. Uzaktan bilgisayara girilmesini sağlayan, erişimi sağlayan birisi ya zararlıydı. Şu hemen 7-Zip'i yüklüyorum. 7-Zip'te bildiğiniz gibi arkadaşlar zip ve RAR dosyaları açmak için kullanabileceğiniz harika bir program ve tamamen ücretsiz. Şu dosya normalde Windows açamadı bunu ama şöyle tümünü ayıkla deyince artık şöyle yapalım, sağ tuşuna tıklayalım. 7-Zip'i seçip buraya aç diyelim. Şimdi işte parola istedi. Infected parolasını girdim. Şöyle şu şekilde. Şuraya geldi pardon. Klasörün içerisinde değil, buraya açtım. İşte bakın bu arkadaşlar bir virüs. Virüs Total'den de bunu hemen test edebilirsiniz isterseniz. Tabi Windows korumalı alanın içerisinden geldiğim için de virüs total beni bot zannetti. O yüzden böyle bir captcha kontrolü çıktı. Motosikletleri seçmemi istiyor. Doğrula dedim ve geçtim. İşte gördüğünüz gibi orada indirdiğim zararlı. İlginç bir şekilde arkadaşlar sadece 13 tanesi tarafından test edilebilmiş. Pek çok videoda sizlere söylüyorum. Tek bir antivirüse güvenmek mantıklı değil arkadaşlar. Şüpheli bir dosyanız varsa bunu farklı farklı antivirüs programlarıyla taratmanız gerekiyor. Hatta arada da diyorum ki bilgisayarınıza işte Malwarebytes, AssetNote 32, MCSoft gibi yazılımları, zaman zaman hatta Doktor Web, bunları yükleyin, tarama yapın, sonra kaldırın. Eğer çok fazla dosya indirip siliyorsanız, çok fazla İşte bilmediğiniz dosyaları çalıştırıyorsanız farklı farklı uygulamalarla ara ara bilgisayarınızı taramanız da faydalı. Evet, bunları mesela tıkladık.
şu virüsü de çalıştıralım bakalım bu da bir şey yapacak mı? Bu arkadaşlar ilk çalıştırdığım dosyadan dolayı bayağı bir kendinden geçti. Muhtemelen hala arkalara bir şeyler kopyalıyor. Bakın virüsleri genelde ilk tıkladığınız zaman hiçbir şey olmaz, hissetmezsiniz bile. Ama arka tarafta sisteme bulaşır ve yapışır. Şu Windows 11'in sağ görev çubuğu üzerinde sağ tuşta tıkladığında açılmayan penceresi benim bu aralar çok fazla sinir ediyor. Umarım tekrardan bunu eklerler. Normalde biliyorsunuz şöyle sağ tuşta tıkladığınızda bir pencere açılır. Oradan görev yöneticisini seçebilirdiniz. Şuradan gidelim. Bakın az önce çalıştırdığım uygulama burada görünüyor. Belli, güzel bir şekilde yerleşti. Şurada da görüyorsunuz çalışıyor. Arka tarafta da keygenler çalışıyor. Bir sürü keygen var arkadaşlar. Bunların muhtemelen çoğu virüs. Hızlıca bir tarama isterseniz mesela Dr. Web'le önerebilirim. Dr. Web'le indirip tarama yapabilirsiniz. Ama Windows korumalı alanın güzelliği demiştim size arkadaşlar. Kapatıp açtığınız zaman sıfırlanıyor ve ana bilgisayarınıza hiçbir şey olmuyor. Bunu bir hemen test edelim. Bakın burada virüsler bulaştı. Burada görüyorsunuz keygenler. İşte şuradaki şu Gmail simgeli exe dosyası. Ve daha pek çok exe dosyası buradaki zararlı olabilir. Şöyle hızlıca geçiyorum kontrol etmeden fazla. Ne yapıyorum? Windows korumalı alanı arkadaşlar burada kapattığım zaman zaten bir uyarı veriyor. Diyor ki kapatmak istediğinizden emin misiniz? Tamam diyorum ve kapattım. Ne oldu? Korumalı alan şu an gitti. Tekrardan başlatalım bakalım. Az önce yüklediğim uygulamalar duruyor mu? Windows Sandbox dedim. Tekrardan çalıştırıyorum. Ve karşıma pırıl pırıl Windows korumalı alan geliyor. Korumalı alan arkadaşlar şüpheli dosyaları çalıştırmak için, denemeler yapmak için çok ideal bir ortam. Siz de eğer bu güvenlik konularını meraklıysanız, hani bir kriptovirüs çalıştığında dosyaları nasıl şifreliyor, neler oluyor bunları görmek istiyorsanız Windows korumalı alanı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi korumalı alan her kapatılıp açıldığında sıfırlanıyor ve ana bilgisayarınıza asla virüs bulaşmasına izin vermiyor. Evet, bu videoda Windows korumalı alandan bahsettim sizlere. Umarım faydalı olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.